Herkese merhaba. Bu videomuzda Huawei'nin katlanabilir ekranlı ilk 5G telefonu Mate X'e yakından bakıyoruz. Katlanabilir ekranlı telefonlar bu yılın trendlerinden bir tanesi olacak. Huawei Mate X de onun en iddialı temsilcilerinden, üyelerinden biri olacak gibi görünüyor. Ve tabii ki 5G bir başka trend. Huawei Mate X de bu iki trendi birleşerek ortaya hem kullanışlı hem de kullanıcılara daha fazlasını, bir akıllı telefondan daha fazlasını yapmayı sağlayacak imkanları, araçları sunuyor. Mate X katlanabilir ekranlı bir yapıya sahip ancak Samsung'un Galaxy Fold'undan farklı olarak tek parça bir ekran var ve bu ekran dışa doğru açılıyor. Yani telefon kapalı durumdayken her iki tarafta da ekran var. Açıldığında ise tek bir ekran elde ediliyor. Kapalı durumdayken öndeki ekran 6.6 inçlik köşeden köşe uzunluğuna sahip. Arkada ise 6.38 inçlik ekran var. Şu tarafta görüyorsunuz kapalı durumda ve açık durumda ekranların nasıl olduğunu açık şekilde görmek mümkün oluyor. Telefon tamamen açıldığında ise 8 inçlik köşeden köşe uzunluğuna sahip bir ekran elde ediliyor. Böylelikle bir tablet deneyimi sunuluyor. Huawei Mate X açıldığı durumda bir hayli ince 5.4 mm'lik kalınlığa sahip. Kapalı durumdayken de 8 mm'nin altında bir kalınlık durumu söz konusu. Öte yandan dikkat çekmemiz gereken önemli bir ayrıntı, telefon kapalı durumdayken her iki kanat birbiriyle tamamen buluşacak şekilde kapanıyor. Yani arada herhangi bir boşluk, bir oynama durumu söz konusu olmuyor. Bunu Huawei'nin geliştirmiş olduğu Falcon adlı özel bir menteşe mekanizmasında borçluyuz. Telefonda tek bir kamera sistemi sunmak yeterli çünkü arkada da ekran var, önde de ekran var ve böylelikle Huawei'nin de belirttiği gibi dünyanın en kaliteli selfie kameraları Mate X'de bulunuyor. Arkada 3 tane kamera var, Leica teknolojili kameralar ve LED flash dikkat çekiyor. Telefonun ekranı tamamen açıldığı zaman bir kenarda kalan bir çıkıntı, bir kambur var. Burada telefon işlemcisi, bununla birlikte çalışması sağlayacak kamera ve bunun gibi ekipmanlar bulunuyor. Diğer tarafta ise, ince kısımda ise 2 adet pil var ve böylelikle toplamda 4500 mAh kapasiteli bir pile erişilmiş oluyor. Donanım bileşenlerine devam edecek olursak telefonda Kirin 980 işlemci var ve Huawei'nin geçtiğimiz haftalarda tanıtmış olduğu 5G modemi Balong 5000 bu telefonda bulunuyor. Böylelikle hem performans hem de 5G performans açısından bir hayli yüksek wattlerde bulunan bir telefon Mate X. Telefonun pili 4500 mAh kapasiteye sahip olduğunu söylemiştik. Huawei bu telefona süper şarj teknolojisini yerleştiriyor. Mate 20 Pro'da 40 wattlık süper şarj teknolojisi zaten şaşırtmıştı. Şimdi Mate X'de daha da şaşırtıyor. 4500 mAh kapasiteli pil yarım saatte %80'lik bir doluluğa ulaşıyor ki bu gerçekten etkileyici bir durum. Telefonun kenarlarına baktığımızda açık durumdayken zaten ince, kapalı durumdayken de ince. İnce olan kısma fazla bir şey yerleştirmek mümkün değil. Bu nedenle USB-C portu telefonun çıkıntı yaptığı kambur bölümüne yerleştirilmiş. Bunun yanı sıra telefonun sağ kenarında bir parmak izi okuyucusu dikkatimizi çekti. Her ne kadar Huawei bunun hakkında detaylı bir bilgi vermese de bu kenarda bulunan tuş parmak izi okuyucusu işlemini görüyor gibi görünüyor. Katlanabilir ekranın bulunmasının bir başka avantajı kullanım için oldukça geniş bir ekranın var ve çoklu görev desteği de bir hayli geniş oluyor. İki ekran kanadını farklı uygulamalar için kullanmak ve böylelikle her iki uygulama için akıllı telefon, normal bir akıllı telefon ekranının büyüklüğünde bir alana ulaşmak mümkün oluyor ki bu da kullanıcılar için oldukça kullanışlı ve iyi bir deneyim olacaktır. Katlanabilir ekran, 5G desteği, 4500 mAh gibi yüksek kapasiteli bir pil ve aynı zamanda süper hızlı şarj teknolojisi. Bunlar Huawei'nin katlanabilir ekranlı ilk 5G telefonu Huawei Mate X'in dikkat çeken özellikleri. Fiyatına baktığımız zaman bu telefonun 2299 avro gibi bir fiyat etiketi var. Bu fiyatın yüksek olduğunu söylemek gerekiyor ancak her iki açıdan da yeni bir teknoloji, katlanabilir ekranlar ve 5G bunlar yeni teknoloji olduğu için ilk uyum sağlayanlar için biraz yüksek bir fiyat söz konusu. 2019 ortalarından itibaren telefon yurt dışında satışa sunulacak. Türkiye'ye ne zaman geleceğini, gelip gelmeyeceğini bilmiyoruz. Tabii ki telefonun piyasaya çıkışı biraz 5G'nin faaliyete geçişiyle alakalı. Bu nedenle 2019 ortası gibi bir süre veriliyor. Mate X ile ilgili aktaracaklarımız bu kadar. Mobil Dünya Kongresi ile ilgili tüm içeriklerimizi Teknoblog YouTube kanalında bulabilirsiniz. Teknoblog YouTube kanalına abone olmadıysanız abone olmanızı tavsiye ederiz. Aynı zamanda Mobil Dünya Kongresi ile ilgili en güncel haberler için teknoblog.com adresi de sizleri bekliyor. Yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.